Yapılan araştırmalar ve yapılan uygulamalar dikkate alındığı zaman öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimin en temel konu olduğu gözlemlenmekte ve öğrenci iletişimi, öğrenci-öğrenci iletişimi, öğrenci-öğretmen iletişiminin öğrenme verimliliğini artırdığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda ne diyebiliriz? Öğrenci-öğrenci arasındaki iletişim, öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimin sosyal sınıf ortamında gerekli olduğu ve bu etkileşim ve iletişim sürecinin öğrenmede kalıcılığı sağladığı, öğrenmede verimliliği sağladığı söz konusu olduğunu tekrar vurgulamak gerektiğini ifade etmekteyim. İletişimin en temel tanımı insanlar arasındaki manaları ortak kılmaktır diye geçmektedir. Buna ek olarak bilgi, düşünce, beceri ve duyguların semboller kullanarak iletilmesidir. Gönderdiğimiz mesajların bizim ifade ettiğimiz anlamla karşımızdaki tarafından algılanması da etkili iletişimi ifade etmektedir. Bu nokta çok önemli bir nokta. Bizim ağzımızdan çıkan ifadelerin, anlamların karşımızdaki kişinin aynen bizim ifade ettiğimiz şekilde anlamlandırılması ve algılanması bizim etkili iletişim sürecinde olduğumuzu gösterecektir. Tabii ki bu anlamlandırmada ve ortak manaları kılmada yaşanan sıkıntılar bizlerin bu süreçte daha ileriki aşamalarda yaşadığımız iletişim sorunlarda çözümleme, çatışma ve çözümleme stratejileri geliştirmemizi gerek kılacaktır, gerekli hale getirecektir. Bir iletişimde olan 5 temel değişkenden söz etmeye çalışacağım. Bunlar kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüttür. İletişim süreci dediğimiz zaman bu 5 değişkenin varlığından söz etmemiz gerekecektir. Kaynak, bilgiyi yani mesajı aktaran, ileten birim olarak görülmektedir en temel tanımıyla. Mesaj, iletişimin içeriğini oluşturmaktadır en basit tanımıyla. Kanal, mesajın sunuş biçimi, sunuluş biçimini ifade etmektedir. Alıcı, mesajın gönderildiği birimdir. Yani kaynak tarafından gönderilen mesajın aktarılmasıyla ulaştığı birim olarak da ifade edilmektedir. Dönüt, en basit tanımıyla tepkiyi ifade etmektedir. Dönüt, iletişim sürecinde çok önemli bir noktadır. Çünkü olumsuz ve olumlu tepkilerin de oluşabileceği ve bu bağlamda bu döngünün yeniden yapılandırılabileceğini de bize gösterebilecek bir başarı kriteridir de diyebiliriz. Üretişim sürecinin temel öğelerine baktığımız zaman kaynak, davranışlar, yani davranışlarımız bütünüyle fikir, bilgi, duygu, tutum ve beceriyi yansıtmaya hazırız ve bunlar daha sonraki adımda bir mesaj olarak semboller aracılığıyla gerçek bir eşya olabilir, modeller olabilir, resim, yazı, işaretler, hareket, ses, çizim şeklinde bir içerik oluşturacak şekilde aktarıma hazır hale gelir. Kanal, iletici araç ve yöntemlerdir. Bunlar sözsüz iletişim, ses ileten araçlar, sözlü iletişim, resim ileten araçlar, basılı ve yazılı araçlar ve yöntemler şeklinde de kategori edilebilir. Kanal da neydi? Sunuluş biçimi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Alıcı yine davranışlardır. Kaynak gibi fikir, bilgi, duygu, tutum ve beceri. İşte bu noktada bizim etkili iletişimden söz edebilmesi için
kaynağın gönderdiği mesajın alıcıya aynen kaynağın gönderdiği şekilde iletilmesi süreciyle etkili iletişimden söz edebiliriz. Ve burada zaten bunun da gerçekleşip gerçekleşmediğini geri bildirim ve dönütten görebiliyoruz. Öğrenme-öğretme sürecine bunu uyarlayacak olursak, iletişim sürecinin benzerliğini dikkate alacak olursak, kaynak, öğretmen, mesaj, bizim konu içeriğimiz, kanal, bunu nasıl aktaracağımız ve bu öğretim etkinlikleri içerisinde alıcı da öğrenci olarak karşımızda görülmektedir. Ve en önemlisi bizim öğrenme ve öğretme sürecinde iletişim sürecini ele aldığımız zaman dönüt öğrenme tepkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da bizim temel hedefimiz öğrencide yapmış olduğumuz öğretim etkinlikleri ve faaliyetleriyle öğrenmelerini kalıcı ve izli davranış değişikliği olarak değiştirmek ise öğrenme tepkilerini çok iyi bir şekilde irdelememiz ve dikkate almamız gerekmektedir. İletişim sürecinin öğelerini tek tek ele alacak olursak, kaynak en kritik noktayı oluşturmaktadır. Çünkü mesaj içeriğinin sözlü veya sözsüz olarak kodlanıp hedefe yani alıcıya erişebilmesi için davranışları, bilgi, duygu ve tutumu davranışları oluşturan nokta, temel başlangıç noktası olarak ifade edilebilmektedir. Sınıfta mesaj iletme sorumluluğu tabii ki en genel tanımıyla öğretmene düşen bir sorumluluktur. Temel kişi bu noktada öğretmen olarak görülmektedir. Bu bağlamda öğretmen mesaj iletecek kişi kaynak olduğu düşünülecek olursa bu noktadaki becerilerini çok iyi özümsemesi gerekmektedir. Buradaki de en önemli nokta öğretmenin aktaracağı konu üzerinde, öğrencilerine aktaracağı konu üzerinde uzman kişi olarak kabul edilmesi, uzmanlığı konusunda da dikkatli davranması, kaynağı yansıtacak kişi olarak dikkatli davranması ve kendisini yenilemesi, bu yönde sürekli geliştirmesi gerekecektir. Mesaj ikinci basamak olarak karşımıza çıkıyor. Kaynağın sahip olduğu düşünce, bilgi ve tutumun paylaşılması için hazır hale gelmiş bir içerik olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak bu işlem yapılırken paylaşımda bulunacak kişilerin semboller ve grafikler, resimler konusunda kaynak kişi tarafından kitlenin iyi tanınmış olması ve bilinmesi gerekmektedir. Tabii ki bunu sınıf ortamında düşündüğümüz zaman kaynak kişi olarak öğretmenin hazırlayacağı mesaj ve içerik için öğrencilerin hazır bulunuşluluğunu, öğrencilerinin yaş grubunu, öğrencilerinin öğrenme istekliliği ve motivasyonunun farkına varmış olması gerekiyor ve bunu dikkatli ele almış olması gerekecektir. Sınıfta mesaj iletme sorumluluğu yine bir bakıyoruz ki öğretmene düşmektedir ve bu mesaj içeriğinin oluşturulmasında da bahsetmiş olduğum gibi dikkatli adımlar atılması gerekmektedir. Kanal nasıl aktaracağımız sunuluş biçimi de tabii ki gönderilmektedir.